Günaydın herkese arkadaşlar. Her babanı da kaldır eve. Nefes burada patates kızartıyor, çay yapıyor. Yani Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn 2 yaşında Mercedes sürüyor olabilir. Benim kızım da 1 yaşından beri yemek. Şaka yapıyorum tabii ki. O çocuğa hayranız, hayranız. Gerçekten Allah yolunu bahtını açık etsin. İnşallah kötülerle karşılaşmasın. Zayn nereden geldi sabah sabah aklıma bilmiyorum ama onu çok sevdiğimi söylemek istedim. Patates kızartmış annem, domates, peynir, zeytin. Bu arada bugün yazlık evimizin altında. Neyse ya onları dur gösteririm. Onları göstereceğim. Biz de gidecek miyiz? Biz de gidelim ya. Uğrarız. Tarlaya gideceğiz zaten. Ha, adamı bırakıp mı gideceğiz öyle? Baban gelmeyecek. Biz tırpan yapalım. Tamam. Günümüz böyle devam edecek arkadaşlar. Burada her gün video çekmeye çalışacağım. Ayrıca bugün düğün günü. Çok güzel bir Karadeniz düğünü de çekmek istiyorum sizlere. Köye de gidecekmişiz. Mezarlığa da uğrarız. Böyle güzel bir videomuz olur. İnşallah her gün çekeceğim. Sizler de zevkle izlersiniz. Soframız hazır arkadaşlar. Şöyle kavrulmuş patates vardı. Onu yumurtaladım. Nefes seviyor o şekilde. Aklınızda bulunsun. Mesela patates tavuk yapmışsınızdır falan. Patatesleri artmıştır bir gün önceden yemeği. Yumurtayla çok pişirin. Çocuk varsa yani nefes seviyor en azından. Muhlama domates. Kahvaltılık patates. Domatesli şey yapıyor. Aa getirsin sos. Açılır. Çay mı istedin? Ha senin şey. Tepsiyi mi istedin? Ha o bardağı mı? Şirineli bardak mı? Dur ben ya, sana getireyim. O vardı yani çocuğa. Dur ben sana getireyim anne. Yola çıktık arkadaşlar. Önce yazlığa gidiyoruz. Hadi bir babamı göreceğiz. Ustaların başındaymış. Sonrasında da köye gideceğiz. Arkadaşlar biz yazlığa geldik. Birkaç detay çektim ama o detayları yazlık evinin tadilat videosunda göreceksiniz. Hepsini toplu bir şekilde. O yüzden bu arada çektiğim videolara bu tadilat videolarını çok fazla eklemek ve neler yaptığımızı çok fazla göstermek istemiyorum. Şimdi gördük neler, ne son durum neymiş. Arabamıza binip yazlık evimize gidiyoruz. Yazlık evimize değil, köy evimize gidiyoruz. Geldik arkadaşlar, köy evimizdeyiz. Şimdi bahçeye gidip bezelye toplayacağız. Taze bezelye mis gibi. Nefesim hadi gel, gel nefes. Nefes gel. Bir bakalım. Bakıyoruz. Bahçemiz bayağı tırpanlık tabi buralar. Bezelyelere bak. Anne seviyorum onları. Nefes toplasın. Nefes sen yiyordun ya bunları çiğ çiğ bak. Bak aşkım. Ben burada gene bakıyorum. Ah. Ben de ağrıyor ben de. Yo hiçbir şey olmaz oğlum ya. Hay maşallah sıfırala nasıl güzel olmuşlar değil mi? Bunları yemek yapacağız arkadaşlar. Hatta yaparken ben size çekerim. Bak buralara da ekmiş. Evet lahana ekmiş. Ne oldu lan? Babaannem lahanaları gördü. Bu lahmacunları kim ekti diyor da. Bazı da diyor ki buralara da ekmiş lahmacun. Yengemiz gelip her yere lahana ekmiş. Ay, bacağımda bir şey var. Benim burada hep mutlaka yeşil baş deriz biz ya da kertenkele. Mutlaka paçalarından aşağı içeri girer. O yüzden böyle tikleniyorum. Yine girdi mi diye. Ama şu an girmemiş. Kertenkele oluyor böyle. Başı yeşil oluyor. Yeşil baş diyoruz biz ona. O giriyor. Beni severler. Yeşil başlara kötü bir haberim var. Artık giremezler. Ne? Eve mi girmek istedin? Gel. Sana yardım edeyim. Anne seni seviyorum ya gel. Sana da yardım edeyim. Niye bezelye toplamak istemedin? Gel. Anneannen topluyor. Geliyorum bir tane. Çıksana şunları şunları. Annemin bezelyeleri. Topla. Niye hepsini toplamıyor? Toplayacağım. Hani bunu toplamazsan taneli bezelye mi oluyor sonra? Bu farklı mı o farklı mı? Farklı. Onu ben daha çok seviyorum tane bezelye. Araka. Bu araka mı? Bu bezelye. Bu bezelye o araka. Evet. Şu tuğlaları arkadaşlar. Pandemide 2 ay burada kalıyorduk ya. O zaman Bahadır, Mert
babam örmüşlerdi, hatırlar mısınız? Ah pandemi. Pandemiyi biz burada geçirdik. Ne günler. Nefesim yoktu o zaman. Şimdi Bahadır tırpan yapacak. Babam gelmedi. O yazlıkta ustaların yanında. Bu tırpan makinesinin misinasını değiştirecek. Ne değişik bir şeymiş lan. Nasıl aşkım? Eskimemiş ki misinası. Az. Yenisini takan mı uğraşmayalım ya? Arkadaşlar evde ara vardı perdede. Bardakla şöyle. Kapattım bunu, dışarı atacağım ama hani nefese zarar vermesin, sokar mokar. Bayağı da büyük. Yani bilmiyorum, gözüküyor ama böyle kaldım. Ne yapacağım? Şey yapamıyorum. Şöyle bir kapak aldım yanıma. Onunla kapağını kapatacağım ama şöyle bardağın iyice şuralarına gelse, gelmiyor. Perdede o da durdu. Ne yapacağız? Bunu atmam lazım. Çocuğuma zarar vermesin diye. Uf. Babaanne, ha. Ben senin gelinin değilim. Ha tamam, olur. Bana kaynanalık yapma. Tamam. Babaanne yapayım. Olur. O da olur değil mi? Tamam. Arkamdan. Ne vardı? Bu şey, bir şey bıçak geldi, korktum. Çok suluk çıkmış kızım. Suluk arkamdan anneme dedikodumu yaparken seni yakaladım. İyi yaptın. Teşekkürler. Suluk dolu üzerinde kızım, ince suluklar. Ama bunların üzerinde değil, yapraklarında. Burada soyacak var inşallah. Çok çok yıka ha. Soyacak var inşallah şu. Yok ha, böyle. Yok yok, çok güzel haklısın. Yok ipi yok. Bazıları var, bazıları olur. Ben yine de alırım. Hatta şöyle soğan da getirdim. Çok yedi çünkü sar olacak söyledi. Ben sana söyleyeyim. Sar olacak bu. Yeme annem. Çok yeter. Yedi. Kalorisiz. Çok güzel. Tam hava yağışlı oldu ya, çok oldu, güzel oldu. Ben ne yedim. Oldu nefes? İpik gitti yazın herhalde. Daha yeme nefes. Çok yedin bitti annem. Bitti, daha bitti, tamam. Bunu mama pişireceğiz ya tencerede, o zaman yersin, olur mu? Şimdi mi yiyeceksin? Daha tamam, yiyeceğim mi deme. Çok yedi, ishal olur. Çok taze, ishal olur. Karnın ağrırmış nefesciğim. Hasta yaparmış çok yiyince. O yüzden çok fazla yeme. Soğuk tamam değil mi Seda? Yeter o kadar, tamam mı? Yerliklerde gezeceğim, onu sosunu çıkaracağım. Çok ıslandı. Başka mama ye nefes. Yeme kızım, kaspatı. Silahın biber. Kalkın silah, sarılacak. Kavu. Kaspazem madalim. O ha, kabak. Böyle olacak bak, koparmadığımız zaman böyle kabak olacak. Neden? Kabak. Nerede? Yemekçi benim ve patates yemeğiyle köy yemeğidir biliyorsunuz. Özellikle fındıkçılar bilir. Fındık toplanıyorsa fındık zamanı hep şey pişer. Patates yemeği ve yanına makarna ya da erişte. Şimdi patates yemeği ve bezelye yapacağım. Bezelyelerimizi gördük zaten. Topladığımız taze taze. İki tane tenceremi aldım. Bir de şurada. Soğanlarımı doğruyorum. Az önce şunu düşündüm. Nefes mesela geldiğimizden beri arkadaşlar bahçede, bağda bahçede kendi kendine geziniyor. İşte çiçeklere bakıyor. Biz bezelye toplarken işte geliyor, onları topluyor falan. Köyde demek ki insanlar bu yüzden 10 tane çocuk yapıyormuş. Çünkü gerçekten evin içinde çocuk büyütmekle bahçeli bir evde ya da köyde büyütmek kesinlikle aynı şey değil. Özellikle tarlada, köyde, kalabalıksa mesela, bayramda mesela köylerdeydik. Çocuklar kendi kendine sokaklarda oynuyordu. Akşama kadar, yani çocuğum olduğunu unuttum. Hatta orada bayramda bir teyze, bir akrabamız, ablama dedi ki neden ikinciyi yapmıyorsun? Bak biz işte 10 tane yaptık gibi bir cümle kurdu. Ablam da dedi ki ya ben de köyde yaşasam ben de yapardım. Çocuk bak kaç saattir buradayız. Çocuk bana bulaşmıyor. Kendi kendine oynuyor. Bağda bahçede organik yemeğini yiyor falan. Hani
Sizin büyüttüğünüz koşullarla bizimkiler bir değil dedi. Gerçekten doğru. Biz İstanbul'da evin içinde, bir tane daha soğan koyacağım. Evin içinde ekran vermeden çocukları büyütmeye çalışıyoruz bir şekilde. Kışın özellikle çok zor oluyor. Onu düşündüm. Yani gerçekten ben de köyde galiba yaşasaydım çoktan ikinci çocuk düşünürdüm. Ha, yine düşünmüyor muyum? Düşünüyorum ama şu an değil en azından. Hani biraz daha nefes artık kreş yaşına gelsin. Bu sene kreşe verip vermekte kararsızım bu arada. Cimnastiğe falan mutlaka gidecek ama kreş için bu sene sanırım daha küçük. Ya da en azından oyun okuluna vereceğim. Şöyle 3 saatlik falan oluyor ya öğlene kadar falan. Çünkü komple tüm gün kreşe veremem yani. Daha erken ben de çalışmıyorum. Ama diğer aktivitelere vereceğim. Haftada 2-3 günümüz yine dolu olacak. Seneye artık tamamen kreşe veririm. 4 yaşında oluyor çünkü artık. Yarım günle başlarız belki alışana kadar. İlk dönem yarım gün, ikinci dönem tam gün şeklinde. Tam gün derken 3'e kadar yani. Sabah 9, sabah 10, akşam 3 şeklinde. Veririm artık, ondan sonra Rabbim nasip ederse ikinci çocuk düşünmeye başlayabilirim. Deyip ocaklığımın altını açıyorum. Aslında arkadaşlar bu devir zor. Zor bir devir. Yani zor bir devirde çocuk büyütüyoruz. Bakmayın. İkinci çocuk bile aslında yapılması olur. Ama çocuğumun böyle zor bir devirde tek başına bir hayat sürmesini istemiyorum. Anlatabildim mi bilmiyorum. Bizim ne kadar yaşayacağımız ya da ona ne kadar destek olabileceğimiz belli değil. Ama her zaman bir kardeşinin olacağını bilmek, bilmesi onun için iyi olacaktır. Gibi düşünüyorum ben. O yüzden hani ikinci çocuk hep aklımızın bir köşesinde var. Rabbim nasip kısmet ederse. Etmezse yapacak bir şey yok. Tabii ki Rabbim'den gelen başımızın gözümüzün üstüne. İkisini de aynı mantıkla pişireceğim. Soğanlar kavrulacak, salçaları eklenecek. Buna patatesler, buna bezelyeler gelecek. Suyunu, baharatını, tuzunu verip kapağını kapatacağım. Kaynadıktan sonra suları sobanın üstüne alacağım. Bu arada bezelye yemeğini annem düdüklüde yapınca, İstanbul'da düdüklüsü burada yok. Su koymuyormuş. Ama şimdi biz düdüklüğümüz olmadığı için su koyacağız. Su koyarak pişireceğiz. Arkadaşlar annem salçayı az getirmiş. Babaannemin evinden getirdik. Yani gözüme az geldi. Çünkü ben iki yemek yapacağım ve annem sanırım bir yemeklik getirmiş. Bir tane yemeği hesaba katamamış gibi düşünüyorum. Yani ben bol salçalı seviyorum. Salçanın o verdiği kıvam güzel oluyor bence. O yüzden kıvamı olmayacak şu an bu patates yemeğinin. Kıvamı olması açısından bir kaşık kadar un atıyorum. Suyuna kıvam versin. Şöyle bakın. Aklınıza bulunsun. Salçanız azdır. Ya da işte ne bileyim çok salça katmak istemiyorsunuzdur ama kıvamlı yemek yapmak istiyorsunuzdur. Bu şekilde un ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar soframızı şöyle göstereyim. Bahçeden salata yaptım hemen. Şöyle turşular var. Zeytin peynir getirmişti annem bu sabah. Orada acıkınca böyle ekmek arasında koyarız yeriz diye. Krem peynir var. Bunları da koydum yani masaya. Şöyle yemeklerimi göstereyim sizlere. Makarna yaptım. Şöyle. Şurada bezelyemiz arkadaşlar. Suyunu iyice çektim. Burada da patates yemeğimiz. Böyle. Şimdi yemek yiyeceğiz. Arkadaşlar köy tarafından. Şimdi karosu tarafına geçtik.
En son nerede kaldık bilmiyorum ama düğün moduna geçmiş bulunuyorum. Bir önceki videoda gösterdiğim bu ablamın elbisesini giydim. Şöyle bir kemeri vardı. Kemerini arkadan bağlamayı tercih ettim. Başımdaki şal da Zehra'nın şalı. Bunu da göstermiştim sanırım sizlere. Böyle gayet uyumlu oldu bence şal ve elbise. Böyle elbisem nasıl? Altıma da siyah topuklu ayakkabılarımı getirdim. Düğüne gidiyoruz. Uzun zamandır. Düğün kimin biliyor musunuz? Eski takipçilerim bilirler. Esra diye bir uzaktan kuzenim diyeyim. O gelip böyle bize kalıyordu. Bazı videolarda böyle gösteriyorum. Hatta ilk evlendiğim eve de gelmişti. Sonradan bu evime de gelmişti böyle. Onun abisini deyin. Ay kızıma bakın. Ne kadar güzel. Dön bakayım. Dön. Babacım. Annem de böyle. Çok şık oldu. Bahadır gelmiyor. Bugün çok yoruldu. Tüm bahçeyi tırpan yaptı. O biraz dinlenmek istedi. Tüm bahçelerde bir dönüm kızım ya. Bir dönüm ya. Babacım. Millet 30 dönüm yer yapıyor. Tamam ya. Sonuç olarak çocuk tırpan yaptı. Milletle şey yapmadım. Çok çalıştı zannedecek. Çok çalışmadım. Anne sen damadını över misin? Çok yoruldum. Ben ne yaptım? Ne yaptım? Kahvede oturdum. 150 metre. 2 tane dizip 5 tane çay içtiniz. Neyse şimdi gidiyoruz. Babası saat kaç? Sapaz. Spoy, pardon. Spoy, koş. Ya çok soğuk. Sapaz. Altın ışıcık şimdi. Koş. Hazır yapmasa bir şey. Bak. Koş. Bak. Saat kaç babası? Çabuk söyle. Isırma saati. Saat kaç? 5. Tamam. Isırma saati. Saat. Gıdıklama saati şimdi. Baba koltuk altından çok gıdıklanıyor. Spor saati. Geldi. Koş. Şimdi. Saat kaç kızım? Saat kaç? Koş. Saat kaç kızım söyle. Ne saati?
Ders ders. Ne? Ders ders. Koş koş. Koş koş. Koş koş. Koş 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 koş.